geldiniz. Ben Burçin Demir. Artın Smile ürünlerimle içimizdeki çocuğa yönelik mühürler yapıyorum eşimle beraber. Burada çok farklı kategoride şeylerimiz var, ürünlerimiz var. Burada teklerimiz var. Şurada minnoşlarımız var. Bunlar tamamen içimizdeki çocuğa yönelik mühürler. Bunlarla da en özgün ürün tasarımı ödülü aldım. Şurada göstereyim. Şöyle bir galaksi setim var. İçerisinden bir uzun astronot, bir alien, bir de şey çıkıyor. Mekik çıkıyor. Böyle üçlülerim var, ikililerim var, dörtlülerim var. Böyle ikili isteyenler için içimizdeki çocuğa yönelik mühürler. Bir de bunun yanında ben eksi bir sanatçısıyım. Şöyle. Bir kutu içerisinde şey yapıyorum, eksipsilerimi. İçerisinde bir şeyim var, mürekkebim var. Şurada yapmış olduğum eksips tasarımı yer alıyor. Ben 13 seneden beri eksips yapıyorum. 7 sene önce, yani bundan hatta şey diyebilirim, 2-3 sene önce Sarıhacı'da bir eksibis dükkanım vardı. Türkiye'nin ilk eksibis dükkanıydı. 7 sene oldu, sonra kentsel dönüşe gitti. Sonrasında ben 13 senedir eksibis yapıyorum. Bu eksibisler böyle kitabın iç sayfasına şey yapılıyor, basılıyor. Eksibis'e Latince bir kelime. 1400 yıllardan günümüze kadar geliyor. O dönemin soyluların ve kilisenin kitapları var. Kitapları kaybolmasın diye. Böyle kitapların iç sayfasına basılan farklı grafiksel şeyler, baskılar. Daha sonra matbaanın icadından sonra çok fazla kitaplar basılmaya başlandı. Daha sonra eksibisin çıkış amacı da aslında kitap hırsızlığına karşı çıkılmış bir sanat. Yurt dışında çok fazlasıyla biliniyor. Bunun federasyonu var yurt dışında, Exhibits Federation. Yurt içinde de bunu, Exhibits'i oturtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Kitaplarım için diye bir şey yaptım, marka yarattım. Kitabın içindeki sanat diyorum. Şöyle şeylerimi göstereyim. Örnek çalışmalarımı göstereyim. Dediğim gibi 13 senedir şey yapıyorum, Exhibits'lerimi yapıyorum. 13 senedir birbirinden farklı eksibisler yaptım. Yurt dışında en uzak işte Kanada, öbür tarafta Filipinler, ortada içinde İspanya, ondan sonra bir sürü ülkeye yurt içi gönderdim. Yurt dışında da şey yapıyorum, yurt içinde de gönderiyorum. Sizlere yapmış olduğum eksibislerle de yurt dışında 13 tane ödülüm var. Şurada da en son yapmış olduğum bir eksibis çalışmam var. 1156. Bu defter benim 3. defterim. Arşiv niteliğinde. Her yapmış olduğum eksibisin altında bir tarih ve nereye gittiğine yönelik şöyle. Şurada mesela İzmir'e gitmiş. Böyle bir İzmir ya da İspanya ya da Roma diye çalışmalar yapıyorum. Bunlar da Artın Smile mühürler. Şöyle mühür alıyoruz. Böyle arkasından şey yapıyoruz, paspaslıyoruz. Bunu yapmamın sebebi de aslında bu numune bir şey. Eğer hiç şey yapılmamış böyle temiz mühürler olursa bu ahşaba şey yapmıyor, mürekkep bulaşmıyor. Ondan dolayı arkaya böyle paspaslıyorum. Ve sonrasında mürekkep. Bu şekilde. Şimdi elimde kalanları söyleyeyim. Böyle bir kırmızı var, mor var. Şöyle büyük bir siyah var. Bu kadar net. Kırmızı var. Kırmızı, mavi var. Baskılar kırmızı alabiliyoruz. Şunlar 60'lar. Başka bir. Yine başka bir şeyden gidiyoruz. Bu klamonun bu geyik boynuzlu böcek. Şöyle yine arkasından bir palamut geliyor. Bunu şöyle veriyorum. Şöyle direkt ben buna damlatayım da ya da şu bu kadar net.
damgalarım. Damga da diyorsunuz, mühür de diyorsunuz. Şöyle bir şeyim var. Aynı, onlar set. Tüyüm var. Bu kadar net. Hiçbir zaman garantiye alalım olayı. Damla damla. Mühürlerimiz böyle polimer kullanmıyorum. Polimer bir süre sonra aslında ilk başta net basılabiliyor. Daha sonra üzerine gelen baskıdan dolayı yayvanlaşma yapıyor ve bu kadar netliği şey yapamıyorsunuz. Ben mühürlerimde kauçuk kullanıyorum. Özen gösteriyorum. Ben grafik tasarımcıyım. Tasarımı ilk başta yapıyorum. Kendime eğer beğenmezsem kesinlikle müşterime vermiyorum. İlk başta kontrol noktası benim. Ondan dolayı da güzel bir şekilde sizlere, içinizdeki çocuğa merhaba diyorum. Bana ulaşmak için aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Evet, bunlar yok.